Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arı yayınları ilk prova matematik soru bankasında Karaköklü ifadeler testi ile dersimize devam ediyoruz. Gençler birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak birinci sorumuzla dersimize başlayalım. Kök içerisinde 147 sayısı hangi ardışık doğal sayılar arasındadır diye soruyor. Gençler bu tarz soruları çözebilmek için daha rahat çözebilmek için 20'ye kadar olan sayıların karelerini bilmemiz işlemlerimizi kolaylaştırır diyelim. Şimdi gençler karekök 147'yi düşünüyorum. Şimdi karekök 147 den küçük ve büyük olan tam kare sayıları düşüneceğiz. Şimdi 147'den küçük olan arkadaşlar 147'den küçük olmasını istiyoruz. Sanki karekök yokmuş gibi düşünelim. 147'den küçük olan tam kare sayımız 144'tür. Bakın 144 çünkü karekökten çıkar diyoruz. 147'den büyük olan tam kare sayımız 169'dur. Bakın 169 tabii ki ne düşünüyoruz? Karekök içerisine düşünüyoruz. Şimdi karekök 144 biliyorsunuz 144 12'nin karesi de ve karekökten 12 olarak çıkar. Karekök 169'da 13'ün karesidir ve karekökten 13 olarak çıkar. O halde ne diyoruz? Karekök 147 12'den küçük, 13'ten pardon 12'den büyük, 13'ten küçüktür. Yani 12 ile 13 arasında diyoruz ve B şıkkını sorumuzun doğru yanıtı olarak işaretliyoruz. Evet, devam edelim. Yukarıda verilen sayı doğrusuna x ile y ardışık doğal sayılar olduğuna göre. Evet arka arkaya gelen doğal sayılar olduğuna göre x artı y kaçtır? Şimdi gençler karekök 119'dan küçük olan tam kare sayı. Bakın 119'u sanki karekök yokmuş gibi düşünürsem. Evet bundan küçük olan tam kare sayı 100'dür. Demek ki ben kök 100 olarak düşüneceğim. Peki kök 100 ne demektir? Gençler kök 100 aslında 110'un karesi olduğu için kare ile kare kök birbirini götürür ve 10'a eşittir. O halde x yerine ne diyorum? 10 olur diyoruz. Peki 119'dan büyük olan tam kare sayımız 121'dir. 121'dir. 121'de kare kökten çıkaralım. Biliyorsunuz 121 11'in karesidir. Kare ile kare kökte birbirini götürürse 11 olur. O halde y de 11'dir. Benden ikisinin toplamını istediğim. 10 artı 11 21 olur diyoruz. Ve A şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet. Temizleyerek devam edelim. Üçüncü sorumuza bakalım. Kök içerisinde 215 sayısı hangi tam sayıya daha yakındır? Şimdi gençler sadece arasında olmasını istemiyor. Bu sefer de hangi sayıya yakındır diye düşüneceğiz. Evet, kök içerisinde 215'i aynen yazdım. Şimdi bundan küçük olan ve büyük olan tam kare sayıları düşüneceğiz. Gençler 215'ten küçük olan tam kare sayı 196'dır. Bakın ben bunu ne düşünüyorum tabii ki. Kök 196. Peki 215'ten büyük olan tam kare sayı 225'tir. Onu da kök içerisinde 225 olarak yazalım. Peki o halde kök 215 196'nın kare kökü kaça eşitti gençler? 196 yan tarafta göstermek istiyorum. 196 14'ün karesiydi. Kare ile kare kök götürür birbirine. 14 eşittir. Diğer tarafta kök 225 de 15'in karesidir ve kökten 15 olarak çıkar. Gençler o halde ne diyorum? Kök 215. Aslında 14 ile 15 arasındadır. Peki hangisine yakın gençler? Bunu nasıl bulacağız? Şöyle kalemimi rengini değiştiriyorum. Gençler sanki kök yokmuş gibi değerlendiriyorum. Bakın 215'ten 196'yı çıkarıyorum. E sadece sadece arkadaşlar tahmin konusunda bunu yapıyoruz. Yoksa köklü ifadeler bu şekilde çıkmaz. Bunu hatırlatmak istiyorum. 5'ten çıkmaz 15'ten 6 çıktı 9. E 0'dan çıkmaz 10'dan 9 çıktı 1. Evet bakın buradaki fark 19. Yani burada 19 birim varken 225'ten 215'i çıkartırsak buradaki fark da 10'dur. Evet gençler diğeri sol taraftaki 19 burası 10 bakın ikincisi 10 demek ki arkadaşlar aslında kök 215 15'e yakın bir sayıdır diyoruz ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet gençler. Aslında şöyle de diyebiliriz arkadaşlar. Bir de ikinci bir yorumumuz da yaklaşık olarak değerini bulmak. Şimdi 14 ile 15 arasındadır. Ama 15'e yakın olduğu için sanki 14.6 gibi 14.7 gibi bir sayı olarak da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet toplama çıkarma işlemlerinde bunu daha çok kullanacağız diyelim. Evet devam edelim. Alanı 311 santimetre kare olan karesel bölgenin bir kenar uzunluğu santimetre cinsinden hangi doğal sayıya daha yakındır diye soruyor. Gençler hemen şöyle küçük bir kare çiziyorum. Şimdi karemizin bir kenarı x ise diğer kenarı da x'tir birbirine eşittir. Şimdi bunun alanını bulmak için ne yaparım? Alan x kare demektir. Şimdi gençler zaten karekök kök işlemi ne işe yarıyor hatırlayacak olursanız. Alanı verilen karenin bir kenarını bulma işine yarar. Yani aslında bunun bir kenarı 311'in kare eşittir diyeceğiz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Gösterelim. Şimdi ben buradan x'i bulmak istiyorum. Evet x'i bulurken x kare neye eşit dedik? 311 eşit. Bakın x'i bulabilmek için her iki tarafın karekökünü kökünü alıyorum. Kare gitti. x kaldı. Evet x'in değeri karekök kök 311 eşittir. Peki kök 311 hangi sayılar arasında arkadaşlar? Öncelikle bunu bulacağım. Kök 311'i yazdım. Evet 311'den küçük olan tam kare sayımız en büyük tam kare sayımız 289. Bunu da kök içerisinde düşünüyoruz. 311'den büyük olan 324 var. Bunu da kare kök içerisinde düşündüm. Evet 289 gençler 17'nin karesiydi. 324 de 18'in karesidir. O halde kök 311 17 ile 18 arasında diyoruz. Peki arkadaşlar hangisine daha yakın? Şimdi ne yapıyorum gençler? 289 ve 311'i köksüz olarak düşünüyorum. Evet 311'den 289'u çıkaracağım. 1'den çıkmaz. 11'den 9 çıktı 2. Burada 0 kaldı. 10'dan 8 çıktı 2 ve 0. Bakın burada 22 fark var. 324'ten 311'i çıkarıyorum. Burada da 13 fark var. Peki hangisine yakın gençler? Bakın 13 daha küçük olduğu için kök 324'e yani 18'e yakın olur diyoruz. Ve Bursa şıkkını doğru seçenek olarak işaretliyoruz. Evet gençler temizleyerek 5. sorumuza geçelim. Kök içinde kök 144 sayısı hangi doğal sayıya daha yakındır? Gençler öncelikle içerideki Bakın şu köklü sayıyı halletmem gerekiyor. Evet, kök 144 Et evet, biliyorsunuz gençler kök 144 144 12'nin karesiydi. Bakın kare ile kare birbirini götürür. O halde 144'ün karekökü 12 eşittir. Şimdi ne yapacağım? Dışarıdaki kare kök içerisine alacağım. Yani aslında ben kök 12'nin hangi doğal sayıya yakın olduğunu düşünüyorum. Şimdi 12'den büyük olan tam kare sayımız 16'dır. Bunun kare düşüneceğim. Diğer tarafta da sol tarafta da 12'den küçük olan 9 var. bunu da kare kökünü düşüneceğim. Kök 9 demek aslında 3 demektir. Kök 16 da 4 demektir. O halde kök 12 Evet gençler kök 12 3 ile 4 arasındadır. Peki hangisine yakın gençler? Bunu nasıl buluyoruz? Kök ifade olarak düşünerek ama köksüzmüş gibi işlem yapıyorum. 12'den 9 çıkardım. 3 16'dan 12 çıkardık. 4 birim var. Bakın buradan gençler 3 daha küçük olduğu için 3'e daha yakındır ve B şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olur deriz. Evet devam edelim. Aşağıda alanları verilen karesel bölgelerden hangisinin bir kenarı santimetre cinsinden 17'ye en yakındır diye soruyor. Şimdi gençler öncelikle A şıkkındaki karenin alanından başlayacağım. Evet bunlar ne yapıyoruz? Karekök içerisinde bir kenarlarını bulmuş olacağız. Şimdi bunun bir kenarı bulacak olursam karekök 269 demektir. Zaten karekök neye yarıyor gençler? Alanı verilen karenin bir kenarını bulma işine yarıyor. Evet bunun bir kenarı kök 269. B şıkkına baktığımız zaman bir kenarımız kök 300 demektir. C şıkkında bir kenar kök 295 demektir. D şıkkındaki bir kenar uzunluğu da kök içerisinde 298'dir. Peki arkadaşlar şimdi nasıl düşünüyorum? Şimdi 17 zaten bizim için bir doğal sayı. O halde 17'yi kare kök içerisine alarak kıyaslamaları yapacağız. Şimdi 17'yi ben kare kök içerisine alırsam kare içerisine nasıl girer gençler? karesini alarak girer. Bakın 17'nin karesinin karekökü 17 eşittir. Kareyle kare ile karekök birbirini götürürse 17 kalır diyoruz. Bu da ne olur gençler? 17'nin karesi aslında karekök 289'a eşit olur. 17 sayısı diyoruz. Peki hangisi gençler 289'a daha yakındır gibi kök 289'a daha yakındır diye düşünelim. Şimdi A şıkkıyla başlayacak olursam hemen sol taraflarına işlemleri yapacağım. 289'dan 269'u çıkarıyorum. Bu aradaki fark 20'dir. Şimdi B şıkkında 300'den 289'u çıkarıyoruz. Bu aradaki fark 11'dir. C şıkkında 295'ten 289'u çıkarıyorum. Evet burada arkadaşlar 5'ten çıkmaz. 15'ten 9 çıktı 6. Ve 0 yani 6 fark var. 298'den 289'u çıkartırsak da evet gençler buradaki farkımız da 9'dur. Şimdi hangisine daha yakın arkadaşlar? En küçük değerimiz burada 6'dır. O halde C şıkkındaki 295'in karekökü arkadaşlar kök 289'a daha yakındır diyorum ve C şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olur deriz. Evet devam edelim. 3 artı kök 5 sayısı hangi ardışık iki doğal sayı arasındadır? Gençler bu tarz sorularda iki tane yöntem kullanacağım. Şöyle ortadan bölelim. Öncelikle kök 5 sayısını inceliyorum. Kök 5 sayısı Evet. 5 sayısı gençler 5'ten küçük olan Tam kare sayı 4'tür. Yani kök 4'ten büyük. 5'ten büyük olan tam kare sayı 9'dur. Kök 9'dan küçüktür. Aslında 2 ile 3 arasında bir sayıdır. Evet, kök 5 sayısı 2 ile 3 arasında. Peki gençler 2 ile 3 arasındaysa şimdi ben her iki tarafını yapmam lazım. Bakın buradaki ifadeye baktığımız zaman 3 artı kök 5'te. O halde 3'ü eklememiz gerekir. Buradaki her tarafı. Eşitsizlikte 3'üne de 3'ü ekleyeceğim. Evet 2 artı 3 küçüktür. 3 artı kök 5 küçüktür. 3 artı 3 gibi düşünelim. 2 3 daha 5 yapar. Küçüktür. 3 artı kök 5. O da küçüktür 6. Şimdi gençler 3 artı kök 5 aslında bakın 5 ile 6 arasında bir sayıdır diyoruz. Evet ne olur? 5 ile 6 arasında ise 5 bu sorumuzun yanıtıdır. Peki ikinci yoldan nasıl düşüneceğim gençler? Şimdi kök 5 sayısını Evet kök 4'ten küçük kök 9'dan pardon kök 4'ten büyük kök 9'dan küçük demiştik. Yani 2 ile 3 arasında bir sayıdır demiştik. Şimdi gençler 2 ile 3 arasında ve 2'ye yakın bir sayıdır kök 5. O halde ben kök 5'in yaklaşık değerini bakın 2'den az bir şey büyük gençler. Evet 2'yi tam 10'da 2 gibi bir sayı arıyorum. Bakın arkadaşlar kök 5 2 tam 10'da 2 demiyorum. Yaklaşık değeri 2 tam 10'da 2'dir. O halde ben kök 5 gördüğüm yere 2 tam onda 2 değerini ekleyeceğim. Bakın 3 ile 2 tam onda 2'yi toplayalım. Evet virgül ve sıfıra ekledim. 2, 3, 2 daha 5. Aslında 3 artı kök 5 yaklaşık olarak 5 tam onda 2 eşittir gençler. E 5 tam onda 2 de 5 ile 6 arasında bir sayıdır diyoruz. Ve B şıkkını doğru yanıt olarak gösteriyoruz. Evet gençler yaklaşık değerde de evet yaklaşık değerde kullanarak daha rahat işlemlerimizi yapabiliriz diyelim. Evet devam edelim. Evet 18 8. soruya geldiğimiz zaman 18 eksi kök 21 sayısı hangi ardışık iki doğal sayı arasındadır? Gençler yine bu soruyu da iki yolla çözmek istiyorum. Öncelikle kök 21 Evet 21'den küçük olan en büyük tam kare sayımız 16'dır. 21'den büyük olan da 25'tir. Tabi bunları köklü ifade olarak düşünelim. Evet o halde kök 21 aslında 4 ile 5 arasındadır. Gençler 4 ile 5 arasında olduğunu gördükten sonra ne yapmam gerekir? 18'den önce 4'ü çıkarıyorum. 14 Bakın 18'den kök 21'i yani 4 ile 5 arasında olduğu için 1 4'ü çıkaracağım bir de 5'i çıkaracağım. 18'den 5'i çıkarıyorum. 13'tür. Yani 13 ile 14 arasındadır diyoruz. Peki başka nasıl yapabiliriz? İkinci yolda da yine yaklaşık değerden faydalanacağım. Evet öncelikle kök 21 dediğimiz sayı. Gençler 4 ile 5 arasında dedik. dedik. Ve gençler dikkat ederseniz bakın buradaki kalemin rengini değiştireyim. Kök 16'ya köksüz olarak düşünülecek olursam 5 birim kök 25'e 4 birim mesafe var. Yani 5'e daha yakındır. Peki 5'e daha yakınsa aslında 4 tam 10'da 6 gibi bir değer düşünebiliriz. Yaklaşık olarak 4 tam 10'da 6 alacağım. 18'den 4 tam 10'da 6'yı çıkaracak olursam 0 ve virgülle tamamladım. 0'dan 6 çıkmaz. 10'dan 6 çıktı. 4. Virgül 7'den 4 çıktı. 3 ve 1. Evet 13 tam 10'da 4. Gençler 13 tam 10'da 4 de 13 ile 14 arasında bir sayıdır. Ve C şıkkı sorumuzun doğru yanıtıdır diyelim. Evet gençler temizleyerek devam edelim. Evet arkadaşlar 9. soruyla devam ediyorum. Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıdaki sayı doğrusunda verilen sayılar arasındadır diye soruyor. Şimdi gençler öncelikle 15 ve 16'yı karekök içerisine alarak sayı doğrusunu gösterelim. Gençler 15'i şu alt tarafta yazayım. Karekök içerisine alırken ne yapıyoruz? 15'in karesi olarak düşünüyorum. Evet 15'in karesi de 225'tir. Evet o halde 15 yerine ne düşünüyoruz? Karekök 225'e eşittir diyoruz. Peki 16'ya bakalım. Karekök içerisinde 16'nın karesi olarak girer. 16'nın karesi de karekök 256 eşittir. Karekök 256 da 16 demektir. Şimdi baktığımız zaman gençler kök 200, kök 225'te 256, kök 256 arasında değildir. Kök 224, kök 225'ten küçüktür, arada değildir. Evet gençler bakın kök 248 yaklaşık olarak buradadır diyelim aradadır. Kök 324'te kök 256'dan daha büyük bir sayıdır. O halde D'yi de eliyorum ve C şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olur diyorum. Evet temizleyerek devam edelim. Evet 10. soruya geldiğimiz zaman kök 30 ile kök 150 arasında bulunan tam sayılardan en büyüğü ile en, en büyüğü en küçüğünden kaç fazladır diye soruyor. Gençler şöyle bir sayı doğrusu düşünelim. Şimdi kök 30'da kök 200'e 150 arasındaki sayıları düşüneceğim. Arkadaşlar kök 30 yaklaşık olarak burada olsun. Şimdi kök 30'da kök 150 arası dedik. Şimdi kök 30'dan daha büyük olan tam kare sayı 36'dır. 30'dan büyük olan tam kare 36. Yani kök 36. Evet 7'nin bakın bu 6'nın karesidir. 7 kök 49 demektir. 8 kök 64 demektir. 9 aslında kök 81 demektir. 10 karekök 100 demektir. 11 karekök 121 demektir. 12 de kök 144 demektir. Evet burada da yaklaşık olarak kök 150 sayısı yer alsın. Şimdi baktığımız zaman o halde kök 30 30'da kök 150 arasında 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 sayılar var. Buradaki en büyük sayımız 12. En küçük sayımız 6. Evet. Ne kadar fazla? 12'den 6'yı çıkarıyorum. 6 fazladır diyorum. Ve A şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet. Temizleyerek devam edelim. 11. soruda yukarıdaki sayı doğrusunda. Evet ok ile gösterilen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Gençler aslında benden 12,5 ile 13 arasındaki köklü ifadeli sayıyı soruyor. Şimdi 12 dediğimiz sayı gençler 12. Karekök içerisinde 12'nin karesi yani 144 olarak girer. 13 de 169'a eşittir. Kök 169'a eşittir diyoruz. Şimdi gençler 169'dan 144'ü çıkartırsam Evet 25. 25'i de 2'ye böldüğümü düşünürsem yaklaşık olarak 12,5 gibi bir sayı. Yani ben 144'ün üzerine 12,5 eklersem ne yapar gençler? 144'ün üzerine 12,5 gibi bir sayı eklediğimi düşünüyorum. 5, 6, 5, 156,5 Gençler o halde yaklaşık olarak 12,5 sayısı kök 156,5 gibi bir sayı eşittir. Bakın bu yaklaşık olarak gençler. E, Net değer demiyorum arkadaşlar, yaklaşık değerini söylüyorum. O halde 156'dan küçük olan sayılar 12 ile 12.5 arasında olacak. Bakın 145, kök 145, kök 150, kök 155 bu aralardadır. Ama kök 160 sayısı 156'dan büyük, 169'dan küçüktür. Yani 12 ile 12.5 ile. 13 arasındadır diyorum ve D şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim gençler. X büyüktür kök 175 karşılaştırmasına göre X yerine yazılacak en küçük tam sayı kaçtır diye soruyor. Şimdi gençler o halde öncelikle verilen seçenekleri köklü ifade olarak yazalım. 13 karekök içerisine 13'ün karesi 169'dur. Kare kök 169 13 eşittir diyoruz. Evet 14 kare kök içerisine 14'ün karesi 196 olarak girer. 15, 15'in karesi 225, 16'nın karesi de 256'dır. Şimdi gençler kök 175'ten büyük olacak ama en küçük olacak. Şimdi baktığımız zaman kök 196, kök 225 ve kök 256 kök 175'ten büyüktür. En küçük dediği için kök 196'nın değeri 14 bizim sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Evet en küçük değer dediği için en küçük tam sayı 14'tür diyelim. Evet temizleyerek 13. soruya geçiyorum. Yukarıdaki sayı doğrusunda verilen harflere karşılık gelen sayılardan biri aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruyor. Şimdi gençler öncelikle 5, 6, 7, 8 ve 9'u köklü sayı olarak yazmak istiyorum. 5 karekök içerisinde düşünürsem kök, kök 25'tir. 6 kök 36'dır. 7 kök 49'dur. 8 kök 9 9'da kök 81'e eşittir. Şimdi K harfi arkadaşlar. K sayısı kök 25'te kök 36 arasında olacak. Bakın burada ben K yerine kök 30'u yazabilirim. Peki. Yani bu geldi. Kök 59'a bakıyorum. Kök 59 gençler M yerine gelebilir. Kök 49'da kök 64 arasındadır. Evet. C'yi de eledik. Kök 32. Bakın yine kök 25 ile kök 36 arasındadır. Değil dedim. Ama kök 36 arkadaşlar 6 nizasında yani 6 ile 5 arasında değil. Kök 36 zaten 6 demektir. O halde arada olmadığı için A şıkkında kök 36 Evet buraya gelecek sayılardan birisi değildir deriz. Evet devam edelim. 14. sorumuza geçelim. A noktasından atılan bir top A noktasının kök 90 metre ilerisine düşmüştür. Buna göre topun düştüğü yer hangi iki ardışık harf arasındadır diye soruyor. Şimdi gençler A'dan başlayarak bakın A ile B arası 3 metre, B ile C arası 3'er metre şeklinde devam ediyor. Şöyle düşünebiliriz sanki bir sayı doğrusu olsaydı bakın A ile B 3, A ile C 6 olurdu. 9, 12, 15 olurdu. Evet buraya 0 diyelim. Burası 3 metre olsun. Şimdi kök 90 hangi sayı arasına denk geliyor? Kök 90 dediğimiz sayı 90'dan büyük olan tam kare sayı 100'dür. Yani kök 100 ile kök 81 arasında o da 9 ile 10 arasında olur diyoruz. Şimdi 9'a kadar geleceğiz. Biraz daha fazlası. 0, 3, 6, 9, 12. Gençler kök 90 yaklaşık olarak D ile E arasındadır ve yaklaşık olarak buraya denk gelir diyorum. O halde D ile E arası denizli şıkkında doğru yanıttır deriz. Evet temizleyerek 15. sorumuza geçelim. Üçgen şeklinde bir parkurun etrafında bir tur yürüyüş yapan bir kişinin yürüyüş yaptığı yolun uzunluğu hangi artışık doğal sayı arasındadır? Şimdi gençler üçgen şeklinde bir parkurun çevresini toplayacak olursak 4 artı 3 artı kök 30 şeklinde topluyorum. Gençler 4 ile 3 toplanır. 7 artı kök 30. Evet. Gençler 7 ile kök 30 toplanmaz. Bakın direkt olarak toplanmaz. Köklü sayılarda toplama işleminde kök içindeki sayıların aynı olması gerekir diyelim. Evet bunu da hatırlatmış olalım. Peki 7 ile kök 30'u toplarsak yaklaşık olarak nereye denk gelir? Öncelikle ne yapıyorum? Kök 30'un değerini düşüneceğiz. Gençler kök 30 25'in 25 tam kare bir sayıdır. Kök 25'ten büyük. 36 kök 30'dan büyük olan 30'dan büyük olan tam kare sayıdır. Bu da kök 36 olarak düşünürsek aslında 5 ile 6 arasında bir ifadedir. Evet. O halde ne yapacağım gençler? 7 ile kök 30 yerine 1 5'i toplayacağım. 1 de 6'yı toplayacağım. 7 artı 5 12 olur. 7 artı 6 da 13 olur. Demek ki gençler bu işlemin sonucu aslında 12 ile 13 arasında bir sayı olur diyoruz. Ve denizli şıkkını doğru yanıtı olarak işaretliyoruz. Evet gençler istersek şöyle de düşünebiliriz. Kök 30 yaklaşık 5.5 gibi bir sayıdır. Bakın 7 ile 5.5'u toplarsak 7 artı 5.5 12.5 yapar. 12.5 da yine 12 ile 13 arasında bir sayı yapar diyelim. Evet, devam edelim. 16. sorumuza geçelim. Sıralamasına göre x yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz diye soruyor. Gençler öncelikle 14 ve 15'i karekök içerisinde düşünelim. 14 karekök 196 demektir. 15'te kök 225 demektir. Şimdi 190'la x'i toplayacağız gençler kök içerisinde. 196'dan büyük, 200, 225'ten küçük olacak diyoruz. Şimdi sırasıyla gençler A şıkkı ile başlayalım. 190 x yerine 8 yazarsam kök 198. Bakın kök 198 kök 196'tan büyüktür. Kök 225'ten küçüktür. Yani A şıkkındaki 8 yazılabilir. B şıkkındaki 20 toplayacağım. 190 artı 20 Kök 210 demektir. Evet yine aradadır. Pardon. 190 ile C şıkkındaki 25'i topluyorum. Ne yapar? Kök 215 yapar. Kök 215 yine 196'nın kökünden kök 225'ten küçük 196'nın kökünden de büyüktür. Yani 25'te yazılır. Evet, son olarak gençler 45 toplayacak olursam 190 artı 45 kök 235 yapar. Gençler kök 235 kök 225'ten de büyük sayıdır. Evet x yerine o halde D şıkkındaki 45 yazılamaz diyoruz. Ve D şıkkını doğru yanıtı olarak gösteriyoruz. Evet gençler bu soruyla da dersimizi burada bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.